Evet sevgili seyirciler, bugün 12 Eylül konuştuk. Bir de 28 Şubat süreci var. 28 Şubat sürecinde de Fikri Özgürlük Platformu üyelerinin bir iddiası var. Diyorlar ki 28 Şubat sürecinin hukuku bize bir sıkıntı yarattı ve orada bir fikir adamı olan Salih Mirzabeyoğlu ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezası ortadan kaldırıldığı için ömür boyu hapis cezası yaşıyor, çekiyor şu anda ve çeşitli tartışmalar var. Fatma Hanım da bizimle birlikte, hoş geldiniz. Platformunuzun şeyi ne? Bir araya gelmesi nedeni, üyeleri kimler? Önce müsaadenizle çok küçük bir düzeltmede bulunmak istiyorum. İddiası var dediniz. Bu iddia bir vakadır şu anda. Salih Mirzabeyoğlu idam cezasına çarptırılmış. AB uyum yasaları sebebiyle de bu ceza müebbet ağırlaştırılmış, müebbet hapse döndürülmüş. Şu anda da kendisi bu müebbet hapsin esareti altında Bolu F tipi cezaevinde tek kişilik bir hücrede. Hangi suçtan yargılanıyor? Yargılandı daha doğrusu, hüküm giydi. Yani mahkeme zabıtlarındaki ne soruyorsanız iptalce örgüt lideri suçlaması yahut iddiasıyla diyelim. Ancak, ama hüküm giymiş artık. Hüküm giymiş ama zaten bizim ifade etmek istediğimiz nokta bu. Bu noktada herhangi bir delil, ispat, kanıt, şahit, herhangi bir somut durum söz konusu olmadığı halde olabilirlik esasıyla olsa olsa budur, bu olmalıdır gibi iddialarla verilen siz bir hüküm. Siz kimsiniz? Bu platform üyeleri kimlerden oluşuyor? Platform üyeleri Fikre Özgürlük için çalışmalar amacıyla ve özellikle de bu davada sembol şahıs olarak gördüğü Salih Mirzabeyoğlu davasında çalışmalar sürdüren... İslami hassasiyeti olanlar mı var sadece içinde? Yani biz fikrin özgürlüğü için yola çıkmış bir platformuz ve fikrin özgürlüğü de Salih Mirzabeyoğlu davasıyla bir sembol taşıdığı anlamıyla. Sadece Türkiye'de fikri açıdan mağdur olduğunu düşündüğünüz kişi Salih Mirzabeyoğlu mu, yoksa başka davalarda başka mağduriyetler olduğunu düşünüyor musunuz? Örneğin KCK davası, Ergenekon, Balyoz, bunları çoğaltabiliriz. Nasıl bakıyorsunuz o davalara? Şöyle, Salih Mirzabeyoğlu davası bütün bu söyledikleriniz için bir örnek sembol teşkil ediyor. Çünkü bu davanın alt başlıkları içerisinde konuşulması, çözülmesi gereken bazı mevzular var. Fikir, hukuk, hürriyet, siyaset, ahlak, işkence gibi. Bunları eğer konuşup da çözüme ulaştırdığımız zaman, düşünün ki yumak haline gelmiş bir karmaşık bir oluşumu aslında bir ucundan başlayıp çözüme ulaştırmış olacağız. Salih Mirzabeyoğlu'nun İbdace ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve fikren de desteklemediğini söyleyebilir misiniz? Şimdi Salih Mirzabeyoğlu öyleyse kimdirle ifade edelim bunu olmazsa. Salih Mirzabeyoğlu bir fikir adamıdır dedik ve gün itibariyle 57 eserin müellifi, yazarı. Bu eserlerin çeşitli alanları var. Fikirden sanata, edebiyata, hikemiyata, çeşitli alanlarda eserler meydana getirmiş. Eserler veren insanlar suç, evet, işlemez mi? Şöyle ki, İbdace ile bağlantısını sorduğunuz için bunu söylemek durumundayım. İbda fikriyatının mimarıdır kendisi, ortaya koyduğu. İbdace bir terör örgütü değil mi? Şunu ifade edeyim. İbda nedir? Bunu söylersek arkasından belki... İbda nedir? Evet, İbda Sayın Mirzabeyoğlu'nun ortaya koyduğu bir fikir sistemidir. Nedir o? Bir devlet ve toplum projesidir. Bu manada bir ekoldür ve okuldur. İbda dediğimiz zaman tek bir şey değil aslında. İbda bir fikir örgüsüdür, bir sistem fikridir. Fikrin sistemidir. Yani, İbdace nedir? İbda şudur diye çekersek çok cılız olur. Çekmiyorum. Evet. İbda bir fikir dediniz. Bir, evet. Yani Marksizm gibi bir şey mi yani? Hayır. Bir benzeri olmayan zaten İbda'nın kelime... Onu anladım ya. İdeolojik bir... Pardon, şunu ifade etmek, buyurun, istiyorum. İbda'nın kelime anlamı da şu. Eşi benzeri olmayan,
yeniden oluş. Marksizm gibi falan gibi filan gibi değil. Hayır, yani ideoloji mi, onu soruyorum. Dünya görüşü, yani sistem şey işte. Fikri. Peki tamam, bir dünya görüşü. Evet, İbdace ne? İbdace şöyle düşünebiliriz. Şimdi ortada bir fikir sistemi var ve bu fikir sisteminden bir şekilde istifade etmek isteyen insanlar var. Mesela sizsiniz benim. Benim anlayışım, sizin anlayışınız, İbda fikriyatından ne anladığınız, İbdace bir silahlı muhatap, örgüt mü, muhatap olma noktasında işte bir büro faaliyeti gibi düşünebilirsiniz, platform gibi düşünebilirsiniz, cephe gibi düşünebilirsiniz. İşte bu bunun ifadesidir. Şunu sormak istiyorum. İBDACE silah kullanan bir örgüt mü değil mi? Ben İBDACE'nin ne olduğunu ifade etmeye çalışıyorum ama İBDA fikriyatından anladığını bir şekilde hayat safhalarına döken, dökmeye çalışan çeşitli faaliyet alanlarıyla insanlardır ya da insanların oluşturdukları. Yani şimdi şunu sormak istiyorum. PKK da kendisi şöyle tarif ediyor. Biz bir fikir örgütüyüz ama silahla kan döküyorlar. Şimdi PKK terör örgütü mü değil mi? Şimdi PKK'yı konuşmuyoruz tabii ki. Biz şu anda Salih Mirzabeyoğlu'nun uğradığı hukuksuzlukları konuşmak istiyoruz aslında. Çünkü ama Salih Bey'i kenara koydum ben. Çünkü İBDACE'yi bir anlarsam Salih Bey'i de anlayacağım. İBDACE bir silahlı terör örgütü mü değil mi? Bunu soruyorum. Bilmiyorum. Siz söyleyin istiyorum. Değil diyebilirsiniz. Evet de diyebilirsiniz. Tabii ki değil. İBDACE'nin silahlı terör örgütü olmadığı olduğunun herhangi bir ispatı fikir yok. Fikir örgütü mü İBDACE? Silahlı bir örgütü. Bakın İBDACE ifadesini İBDA'dan anlaşılan fikirler manzumesi olarak yahut kişinin anladığı gibi bir çalışma gerçekleştirmesi olarak düşünebilirsiniz. Yani şöyle düşünün, illa bunu bir örgütsel plana dökmeyin. Mesela İBDACE dediğiniz zaman bunun daha çok sanatla uğraşan bir cephesi olabilir. Tamam da şiirle uğraşan bir cephesi olabilir. Yahut eline silah alan cephesi de var mı? Şimdi bu herhangi bir kayıt ve kuyut altında değil ve böyle bir çalışma bilmiyorum. İBDA fikriyatına gönül vermiş biri misiniz? Tabii ki. Dolayısıyla siz bir fikre gönül verdim diyorsunuz. Silah alıp bir yer basıyor musunuz? Öyle görünüyor muyum? Hayır, ben sizi tanıdığımda, beni ziyarete geldiğinizde uygar bir şekilde konuştuk. O yüzden ben size böyle bir şey kondurmam. Evet. O yüzden soruyorum. Evet. Ama öyle bir şey yapsanız herhalde bir terör eylemi olur bu. Bunu yapan var mı diye soruyorum. Bunu merak ediyorum. Çünkü bir şey daha soracağım arkasından. Evet, şimdi bunu yapan olmadığı ve ispatı, delili olmadığı için biz de diyoruz mahkeme ki kararları. Bir kere mahkeme kararlarını konuşuyoruz zaten. Bu mahkeme kararları bir kere darbe hukuku ile alınmış, gerçek manada hukuki dayanağı olmayan, olabilirlik, ispatı yok, delili yok. Yani keyfiyetçilikle işte yukarıdan bastırıyorlar. Siyasi baskılar var üzerimde. İBDACE terör örgütüdür. Siz de bunun liderisinizdir. Bu gibi yaftalarla. Fatma Hanım, Mirzabeyoğlu'na İBDA fikrine gönül verenler kumandan diyor mu? Denilebilinir. Yani siz hiç kumandan dediniz mi Salih Bey'e? Şimdi bir liderlik sıfatı anlamında evet. Evet. Hayır, bunu şunun için soruyorum. Evet. Delillerden biri de bu. Kumandan diyorlar. Ve kumandan denen bir kişinin de örgütü yönettiği iddiası var. Bunu herhalde biliyorsunuz. İşte bu kadar izafi iddialar. Yani ben size şimdi herhangi bir sıfatla hitap etsem, yani bu sıfattan dolayı bana kumandan demezsiniz herhalde. Ben sorumlu olurum bir kere. Siz sorumlu olmazsınız. Yani neden şu kişiye şunu söylüyorsunuz da gelip bana sorun o zaman. Peki. Yani bu ifadeden dolayı bu kadar işte mesnetsizce verilmiş bir idam cezası kararı. Şeriat için silahlı mücadele çağrısı yapmak dergilerde geçiyor zaman zaman. Bu çağrılar dergilerde var mı? Bu çağrı sizce teröre çağrı değil mi? Bunu da merak ediyorum.
Şimdi bunun var mı bu çare? Nasılını, zamanını, niçinini ortaya koymak, koyalım, konuşmak lazım. Var mı bu çare oradan bir mücadele için zamanın, durumun, şartların gereği neyse odur. Şimdi o zaman bunu sorgulayacaksak, yani bu memleketin kurucusu olan kişiyi de mi sorgulayacağız? O da bir silahlı mücadeleye, anlamadım, girdi. Yani Mustafa Kemal, yani, bir terör çağrısı. Hayır, o anlamda değil. Yani siz bir çalışma gerçekleştiriyorsanız bu çalışmanın hangi aşamalarında neler yapılması gerektiği zamana, şartlara, durumlara göre ortaya çıkar. Kumandan Salih Mirzabeyoğlu kimden Türkiye'yi kurtarmak için bir çağrı yaptı? Dünyayı kurtarmak için, insanlığı kurtarmak için. Kimi öldürmek gerekiyor? Kimseyi silahlı öldürmek değil. Dünyayı kurtarmak birini öldürmek demek değil. Hayır, silahlı bir çağrı dediniz de o yüzden sordum. Hayır, silahlı çağrı yaptı demedim. Onu siz söylediniz. Hayır, dergilerde var dedim. Hayır, dergilerde olmuşsa da bakın şurayı kaçırıyoruz. Ben şu kitapları okuduğumda buradan bir fikir elde ediyorum. Bu fikre göre bir düşünce ortaya koyuyorum yahut bir yaklaşımda bulunuyorum yahut her neyse. Yani kitabı okuyan sorumlu ne yapacağından kendi sorumludur. Gidip tabii ki zaten silah kullananları mı bulun diyorsunuz? Şimdi hayır, o da değil. Şimdi İPTA fikriyatı nedir? İPTA C nedir? Bunları tam anlayamamaktan sanıyorum biraz birbirimizi tam anlayamıyoruz gibi geldi bana. Ben şöyle toplumun ki, sorularını soruyorum. Anladım. Şöyle ki şimdi İPTA fikriyatı dedik ki bir devlet ve toplum projesi olan bir fikir sistemi, bir okul, bir mektep. Bu manada Üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu fikriyatının da bugün yürüyen ayağı olarak görüyoruz. Yani ilhamını... Benzeri yok demiştiniz, evet, benzeri varmış. İlhamını almak dedim ama ilhamını almak. Zaten şöyle de bir hakikat var. Salih Mirzabeyoğlu Necip Fazıl'ı üstad olarak kabul etmiş, fikirlerini benimsemiş, dünya görüşünü benimsemiş. 1965... Nedir o dünya görüşü? Bana anlatır mısınız kısaca? Ya buradan bizi izleyecek bir seyirci, evet, ne duyarsa çok etkilenir, onu söyleyin lütfen. Ha şöyle diyelim, fikir planında konuşalım. Çünkü birçok alanda konuşmak gerekiyor. Siz genel tahayyülü söylüyorsunuz. Şunu demek istedim. Yani tek bir şey olarak ifade etmek çok doğru bir ifade olmaz. Hani şudur. Sözcük tanımı gibi değil. Bir örgüdür. Nedir yani? İslami bir dünya görüşünü baz alır? Onu soruyorum. Büyük Doğu ve bunun yürüyen İPTA olarak ifade ettiğimiz bir fikir sistemidir. Anladım da örgüdür. Ne hayal ediyor? Tek başına bir şey değil. Şeriat tabii düzeni ki şu... fikir özgürlük dedik ya, aslında konuştuğumuzu biraz da şöyle genelleyebiliriz. Mutlak fikrin, yine fikir, mutlak fikrin eşya ve hadiselere tatbikinin vasıta sistemi olan bir dünya görüşüdür. Ben hiçbir şey anlamadım. Büyük Doğu yani, İPTA. Nasıl bir dünya görüşü bu? Bana şunu söyleyin. Demokrasi mi olacak burada? İslam şeriatı mı geçerli olacak? Örneğin insanlar içki içebilecek mi? Gezebilecek mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla İbn-i C'nin birahane basmak türü eylemleri de var. İçki içen insanlar. Doğru mu bu? Bakın şimdi ben dedim ki mutlak... Bu eylemler var mı? Onu soruyorum. Mutlak fikirden hareketle mutlak fikrin eşya ve hadiseler üzerine tatbikinin devlet ve toplum projesi diyorum. Bu neyse o. Yani ne bu? Bunun şimdi biz dokümanını burada çıkarırsak çok fazla... Ben şunu anlamadım. Demokrasi içerisinde bir siyasal yarışma mı bu? Yoksa var olan sistemi ortadan kaldırıp başka bir sistem kurmak mı? Aslında ifade etmeye çalışıyorum ama bir de şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii ki İslam'a muhatap bir anlayışla, bir İslam'a muhatap bir anlayışın hayatın her safhasına tatbikini bir vasıta sistem olarak ortaya koyan bir dünya görüşü diyorum. Türkiye'de şimdi, bugün İslami hassasiyeti olan bir iktidar var. Niye mutlu değilsiniz? Yani bu iktidardan mutlu değil misiniz? Şimdi biz iktidarlardan, kişilerden mutlu olup olmama
durumunu değil, somut vakayı konuşmak istiyoruz. Somut vaka da şu, Salih Mirzabeyoğlu sizin de az evvel söylediğiniz gibi falan dendi, işte basıldı, basılmadı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı gibi başka kişilerin yaptığını iddia ettikleri bir takım çalışmalar sebebiyle suçlanmış ve fikir üretmekten, fikir beyan etmekten, kitap yazmaktan ki 57 eser bugün itibariyle başka hiçbir bu anlamda bir durumu olmayan kişi şu gün, şu saatte müebbet, ağırlaştırılmış müebbettedir ve tecriddedir ve yine... Bugün 12 Eylül, 12 Eylül hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi... 12 Eylül dediğimizde, 28 Şubat dediğimizde işte bunları konuştuğumuzu... 28 Şubat'ta değil, 12 Eylül. Pardon, birbirinin devamı yahut birbirinin... 12 Eylül ile 28 Şubat birbirinin devamı mıdır? Hayır, şöyle ki 12 Eylül yaşanmasını gerektiren sebepler kendi sistem bütünlüğü içerisinde ortadan kaldırılacak bir sistemi kurmadığımız sürece bugün dün 28 Şubat'ı yaşadık. Yarın başka bir günü, başka bir tarihi yaşayacağızdır. Çünkü meselelerin bir yerde odaklandığını görüyoruz. İşte Mirzabeyoğlu 12 Eylül'de hapse girdi mi? Hayır. Kaç yaşında şu anda Mirzabeyoğlu? 62 yaşında. 12 Eylül'de kaç yaşında olması gerekiyor o zaman? 50 doğumlu. 50 doğumlu, 80'de yani 30 yaşında falan. O zaman eylemci miydi yine siyaseten? Şimdi Mirzabeyoğlu... Fikir adamı. Bir kere bunu. Hayır, 12 Eylül onu ıskalamış. Ancak bu fikir tabii ki sanattan, edebiyata, fikir aksiyona kadar ne için fikir olduğunu da ortaya koyan bir fikir adamı. Yani bunu dediğimiz zaman Salih Mirzabeyoğlu'nu tam ifade etmek anlamında öncelikle 57 esere başvurmamız gerekiyor. Yoksa biz burada Salih Mirzabeyoğlu şöyle fikir adamı, böyle fikir adamı dememiz yerine eserleriyle siz ne istiyorsunuz? Eserleriyle onu tanımamız o ayrı, gerekiyor. Siz ne istiyorsunuz? Türkiye Devleti'nin neyi yanlış yaptığını anladığım kadarıyla... Bizim şu anda özellikle burada bulunmamızın sebebi şu. Hı hı. Bu platformun çalışmalarının gayesi de şu. Biz fikrin hür ortam ve şartlar içerisinde kendini ifade etmesi anlamında sembol bir isim olan Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün... Bu saat itibariyle hiçbir kayıt, şart ve talebe bağlı kalmaksızın esaretine son verilmesini Yalçın istiyoruz. Küçüğün, hukuksuzlukların Yalçın, düzeltilmesini istiyoruz. Yalçın Küçük de bir fikir adamı veya hapiste. O konuya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Salih Mirzabeyoğlu üzerinden hayır, yani konuşuyoruz. Fikri özgürlük çünkü, ona da... çünkü Salih Mirzabeyoğlu davasındaki o kırılma noktalarını, o mihenk taşlarını çözersek... Bunları zaten konuşmamış olacağız, sormamış olacaksınız. Çünkü diyoruz ki Salih Mirzabeyoğlu davasında kriter olan bazı başlıklar siz davayı yeniden mi görürsün istiyorsunuz? Şimdi aslında az evvel ifade ettim. Şöyle ki davada suçlamalar mesnetsiz, delilsiz. Onu anladım da hukuken ne yapılmasını istiyorsunuz? Fakat şimdi bu ortadayken ve bunları mahkeme reislerinin kendileri ifade etmişken ve itiraf etmişken davayı bu aşamada tekrar başa alalım. Ha bir daha bir bakalım siz örgüt üyesi, lideri misiniz? Şu anda ne yapılsın demesin, demenin çok da bir manası şu yok. Şu anda ne yapılırsa? Şu anda Salih Mirzabeyoğlu'nun hiçbir kayıt, şart ve talebe bağlı kalmaksızın esaretinin ve şu anda kendisi üzerinde uygulanmakta olan Telegram işkencesinin son bulmasını istiyor. Önce şu şeyi bitirin. Son bulmasını istiyor. Esaretinin hukuken, son bulmasını istiyor. Hukuken buna nasıl karar verilecek? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiniz mi? Evet gidildi. Şöyle sonuç ki 28 Şubat... Bir dakika önce onu bir halledin. Pardon. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden alınan sonuç ne? Kararı bozmadı. Yani idam cezasını onadı. Evet. Dolayısıyla şu anda hukuken gidecek hiçbir yer yok. Var tabii ki. Nereye şöyle gidecek? Ki şöyle ki bir kere 28 Şubat sürecinde alınan bir karar, bir yargı kararı. Bu kararı veren DGM mahkemeleri
kaldırılmış, kapatılmış. Neden? İnsan hakları, evrensel insan hakları normlarına uymadığı için. Siz kanun burada, mu çıksın diyorsunuz? Hayır, burada Avrupa İnsan Hakları da kendisiyle çelişkiye düşüyor. Avrupa İnsan Hakları yahut evrensel hukuk normlarına uymadığı için kapatılmış mahkeme kararı bugün uygulamada. Fatma Hanım, şunu anlamak istiyorum. Şimdi siz hani reel, yani gerçek hayata yönelik çözüm üretmek istiyorsunuz, evet. Ya siz parlamentodan bir karar çıkıp yargılamaların yeniden yapılmasını mı istiyorsunuz? Ne istediğinizi ben anlatın. Çünkü siz bana geldiğinizde, evet. Randevu aldınız, geldiniz, ben sizi dinledim ve bu meseleyi konuşalım dediniz. Ben de şunu size soruyorum. Yarın da Adalet Bakanı burada, evet. olacak. Bari ona da sorayım. Ne yapılmasını istiyorsunuz? Bütün hukuk yolları tükenmiş şu anda. Bir kere daha tekrar ediyorum. Edin. 28 Şubat yargı kararlarının gerçek manada hukuku dayanağı olmadığını artık herkes biliyor. Onu anladım da ne yapsın ama başbakan? Ama bakınız, buradan hareket etmemiz gerekiyor. Tamam, ne yapsınlar? Hukuksuz bir şekilde alınmış bir karar, verilmiş bir idam cezası, kapatılan, kaldırılan mahkemelerin vermiş olduğu bir idam cezası hükmü zaten düşer. Şunu soruyorum, düşmemiştir. Ne yapsın? Ama ne yapacağını ifade edeceğim. Düşmemiştir. Bunun mantık çerçevesinde bu kararın kendiliğinden kendi kendini yok hükmünde olması gerekiyor. Anladım. Bu kararı kim verecek? Cumhurbaşkanı mı, Başbakan mı, Adalet Bakanı mı, kim verecek? Parlamento mu? Onu soruyorum size. Tabii ki bu kararı hani sokaktaki insan vermeyecek ama şöyle de bir gerçek var. Sokaktaki insanın, sizin, benim, onun, herkesin ortak vicdanıyla verilecek bir karardır. Yani kimsenin lütfuna ihtiyaç olunmayan bir anladım karardır. Anladım da bunun toplumsal bir mekanizması vicdan. Yok mudur? Yani toplumsal devletin, vicdan böyle bir karar alamaz. Hayır, toplumsal vicdan kararların alınmasında çok önemlidir. Tamam da birisi hükmü vermesi lazım. Bu hükmü kim verir? Kim ben verir? Onu diyorum. Yani sokaktaki insan vermeyeceğine göre. Size soruyorum, kim verir? Yani parlamentodan mı bekliyorsunuz bir şey? Tabii ki yani parlamento. Size bazen sorularımı çok net soruyorum ama siz sanki ben net sormuyormuşum gibi kızıyorsunuz bana. Peki, yok hocam. Bir şey söyleyeceğim. Demin bir soru sordum, onun pek üzerinde durmadınız. Evet. Yalçın Küçük bir fikir adamı dedim. Ve Yalçın Küçük fikir adamı olduğu için size özellikle sordum. Çünkü hükümlü de değil, tutuklu. Onun tutuklu olmasından mesela Fikri Özgürlük Platformu rahatsızlık duyuyor mu, yoksa hayır, o bir darbeci terör örgütünün üyesidir mi diyor. Şimdi Fikri Özgürlük Platformu'nun çalışmaları fikrin hür ortam ve şartlar içerisinde ifade edilmesi dedik. O zaman buraya, Yalçın Bey'in orada olması sizi rahatsız ediyor. Buraya bir nokta koyalım. Hı hı. Biz bu anlamda Salih Mirzabeyoğlu davasını kriter bir dava olarak ele alıyoruz. Ve diyoruz ki, meseleleri mi çözmek istiyorsunuz? Buyurun, sembol dava budur. Çözün, başlayın. Peki yani yumağın karışık tarafından tutup çekersek biraz daha karıştırırız. Biraz daha çıkılmaz anladım, hale getiririz. Yarın Salih Mirzabeyoğlu davası ile ilgili bir parlamentoda herkes dese ki Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan mesela, ya biz büyük hata ettik, bunu çözelim dese ve bıraksalar. Ertesi gün itibariyle yine hapishanede bu kadar tutuklu olsa Yalçın Küçük için de aynı arayışta olur musunuz? Meseleyi aslında bir yerde ben önemsiyorum, çıktığınızı önemsiyorum. Bir yerde odaklıyorum ama tekrar dönüp aynı meseleye geliyoruz. Merak ediyorum, fikri özgürlük diyorsunuz. Hani diyebilirsiniz ki Yalçın Küçük fikirden dolayı değil, eylemlerinden dolayı orada. Bu sizin görüşünüz. Bunu işitmek istiyorum. Biz Mirzabeyoğlu davasının kriter bir dava olduğunu, buradaki hukuksuzlukların geriye dönük şu anda tümüyle ortadan kaldırılmadığı süre içerisinde bir çözümsüzlük olduğunu, olacağını, olmakta olduğunu ifade ediyoruz ve diyoruz ki Ergenekon davası nasıl bakıyorsunuz? Eğer meseleyi çözmek istiyorsanız, yani bir şeyi nerede kaybederseniz orada ararsınız. Yani Salih Mirzabeyoğlu davası çözülürse Türkiye'deki bütün uzun tutukluluklar biter mi diyorsunuz? Şimdi odaklandığımız noktayı ifade ettim. Eğer fikir neden esaret altında, hukuk neden güvenilir değil, hukukun üstünlüğü neden İnanıyor sorgulanıyor? Musunuz hukukun üstünlüğüne? Sorguluyoruz, konuşuyoruz bugün. Ama şundan dolayı sordum. Pozitif hukuk bu, Batı hukuku. Siz Batı hukuku normlarıyla İslami şeriatın uyum içerisinde olabileceğini düşünüyor musunuz? Şöyle, hukukun üstünlüğünün ehemmiyetini tabii ki biliyoruz. Çünkü
tuzun kokmaması gerekiyor. İnsanların başı sıkıştığı zaman bugün sizin, yarın benim, herkesin her an başına gelebilecek her şey için bir güven mekanizması olması gerekiyor. Adil bir sistem ve adaletli bir mekanizma olması gerekiyor. Hukukun, batı hukukunun üstünlüğünün dünyada da egemen olan insan eliyle yapılan hukukun üstünlüğüne inanıyor musun? Aslında az evvel neyi amaçlıyor yahut işte bu fikriyat nedir dediğiniz zaman orada ifade etmiştim ama... Etmediniz. Ettim. Yarım kaldı. Tüm insanlığı kurtaracak dediniz o kadar. Hayır. Bir de şey demeniz, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz dedim, onu da es geçtiniz. Seyirciler merak etmiş Twitter'dan. Ama şimdi biz buraya niye çıktık? Salih Mirzabeyoğlu davasında ve 28 Şubat sürecindeki hukuksuzları konuşmak için çıktık. Çok farklı alanlar, çok farklı mevzuları bir araya getirmeyelim. Yani biz burada bir şey konuşmak isterken birçok şeyi konuşursak... Ama toplum bunları merak konuşmak ediyor. Onu inşallah başka bir konuğunuzla, konunun muhatabı olan kişilerle konuşursunuz. Ama siz fikri özgürlük platformu değil misiniz? Çünkü evet, biz fikri özgürlük platformuyuz ama sorunuz bu konuda doğru bir soru değil. Fikri özgürlük platformu fikri özgürlüğü konuşur, fikri konuşur, fikrin esaretini konuşur, fikrin şu anda işkence altında olduğunu konuşur ve bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesini konuşur. Somut vaka olarak bunları ortaya koyar ve somut çözümler bekler. Salih Mirzabeyoğlu davası dışında ilgilendiğiniz bir dava var mı fikri özgürlük platformu olarak? Takip ettiğiniz, bu da önemli. Bir platformsa birden fazla takip ettiğiniz dava olabilir. Ya da şunu diyebilirsiniz, ben sadece Salih Mirzabeyoğlu davasına gönül vermişlerden oluşan bir fikri özgürlük platformu. Buna da saygı duyuyorum. Tabii Salih Mirzabeyoğlu davasını biz mihenk olarak aldık ve sürekli onu ifade etmeye onu çalışıyorum. Onu anladım ama başka ilgileniz dava yok. Hayır ama bu mesele bütün meseleleri kapsayıcı bir mesele. Yani şöyle bir şey yok. Ya biz diyoruz ki bunun alt başlıklarında konuşmak istediğimiz meselelerin çözülmesi gerekiyor. Bu meselelerin içinde ne varsa o. Fikir. Fikrin kendini bir ortam ve şartlarda ifade etmesi yahut hukuksuzlukları konuşmak yahut hukukun üstünlüğünün neden insanlara gerçek anlamda güven vermediği, neden tuzun kokma tehlikesiyle karşı karşıya şunu geldiği, anlamadım. Kime güveneceğimiz, bunu, hangi mekanizmaya? Bunu anladım da şunu anlamadım. Mesela Sarp Kuray hapiste. Yıllar öncesinden işlendiği iddia edilen bir suçtan dolayı örgüt yöneticisi olmak suretiyle tek kişilik bir örgütten dolayı hapiste. Mesela Sarp Kuray davası da sizin ilgi alanınızda olabilir mi yarın bir gün? Çünkü ben onu da çağıracağım. Onların yakınlarında onu da bunu soracağım. Salih Mirzabeyoğlu davası sizin dikkatinizi çeker mi? Çünkü ben şunu anlamadım. Siz sadece Salih Mirzabeyoğlu davasının ekseninde mi bakıyorsunuz yoksa tüm meseleleri aynı vicdani ama mi? Neden baktığımızı ifade etmeye bunu çalışıyorum. Bunu anladık da başka davalar sıra gelmedi. Hayır, bu buraya çözdüğümüz zaman diğer meseleleri yumağın bir ucundan tutup çözmeye yani çalışacağız. Bunu çözdükten sonra çözeceğiz diyorsunuz. Çünkü kriterdir diyoruz. Yani birçok konuda, mevzuda kriter değeri taşıyan meseleler içermektedir diyoruz. Şimdi biz hukuku yahut hukuksuzlukları çözmeden, konuşmadan anladım. Hangi davayı çözeceğiz? Yani önümüzde somut bir dava var. Ve söyleyeceğiz, biz bu davanın, söyleyeceğiz başka bir şey var mı? Biz bu davanın takipçisiysek ki öyleyiz, onun için buradayız. Bunu çözelim. Buradan meseleye baktığımız zaman ve çözümün adreslerini gösterdiğimiz zaman bunu çözersek sorunlarımızın büyük bir kısmı çözülür diyorsunuz. Örnek teşkil ediyor diyoruz. Somut dava, somut... Twitter'dan gelen iki soruyu arkadaşlarım söyledi, size söyleyip kapatacağım. Bir, Mustafa Kemal ile ilgili söylediklerinizde ısrarlı mısınız diyorlar. Yoksa hani dediniz ya Mustafa Kemal de yurdunu kurtarmak için... Hayır, ben isim vermedim ama. Öyle bir isim ağzımdan ben çıkmadı. Ben mi yanlış anladım? Twitter'dakiler yani, yanlış anlamış. Hayır, isim kullanmadım. O bahsettiğiniz, kullandığınız ismi kullanmadım. Dedim ki... Bahsettiğiniz isim derken ben mi yanlış anladım? Bunu soruyorum. Sanıyorum. Yani peki. O öyle de değil belki ama dedim ki eğer bir mücadele alanı varsa bunun ne şekilde olacağını zaman yahut mücadelesini verdiğiniz mevzu belirler. İbde düşüncesinden etkilenen kaç kişi var şu anda Türkiye'de tahminen? Yani büyük bir kitle mi, onu merak ediyorum. Yani mesela bir parti kursa %10'u geçer mi? Şimdi biz burada hani kişilerin sayı hesabını konuşmak. Hayır ama bir kitle mesela bana diyemeyiz. Çünkü bana biz deseniz bunun ki BDP şeyini yapmadık, yani sayımını yapmadık. Bilmiyorum. Yani nüfus sayımı gibi siz şu musunuz, siz şu musunuz? Bunun sayımını yapmadık. Buna gerek de yok zaten.
Ama bu konuda alıngan davranıyorsunuz. Yani çünkü ben bir fikrin... Hayır ama şimdi siz kaç kişi var diyorsunuz? Ben bunu kişi sayısını size nasıl verebilirim, hayır, nasıl söyleyebilirim? Tahminen yaygın mı? Ben şimdi size söylesem ki sizin siyasi görüşünüz nedir? Mesela bu siyasi görüşte kaç kişisiniz? Bu ne kadar? Tahmin ederim %1, %2 falan söylerim yani. Bu ama... Hayır, bu afaki bir şey. Yani yaygın mıdır anlamında soruyorum. İbda düşüncesi, onu merak ettim. İbda düşüncesi tabii ki yaygın bir düşünce ki bugün İbda fikriyatının mimarı idam cezasına çarptırılmıştır. Son küçük bir soru. İbda'nın silahlı elemanları var mıdır, yok mudur? Bunu çok soruyorlar. Şimdi işte biz bunları konuşmasaydık keşke. Biz deseydik ki bir fikir adamı fikrinden dediğiniz dolayı zaman onu... Ama bunu çok geçtik. Yani konuşmamız gereken ve insanların, kamuoyunun duyması, anlaması gereken mesele bu. Zaten kamuoyunda maalesef ki bir bilgi eksikliği var. Ve bizim çalışmamız da bu yönde. Biz diyoruz ki bir fikir adamı fikrinden dolayı idam cezası almış, müebbet ağırlaştırılmış hapistedir. Ve şu eserleri göstermek durumundayım. Bana bırakın, ben göstereceğim finalde hepsini. Pekala. Şöyle de. Ve... Telegram işkencesi altındadır. Bir fikir adamının, anladım, fikirlerini, zihnini kontrol altına alarak... Programa siz çıkmak istediniz, doğru mu? Siz geldiniz yani, benimle temas ettiniz. Ben de size çıkmak söz hakkı değildi. Verdim. Hayır, yani söz hakkı... Biz görüştük sizinle. Hayır, siz şunun de, için söylüyorum. Siz de şunu söylediniz. Programıma taşıyacağım mevzuyu... Sözümü tuttum yani. Teşekkür ederim. Hayır, şunun için bir yanlış anlama olmasın. Siz çıkmak istediğiniz ifadesini düzeltmem gerekir. Sessiz duyuyorsun istediğiniz. Evet, şöyle ki ben biz de... bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli siyasi partiler, milletvekilleri, gidiyorsunuz, komisyon. Görüyorsunuz. Evet, evet. Anladım. Çünkü kamuoyu oluşturmak durumundayız. Basın yayın kuruluşlarını da bu noktada ziyaretlerde bulunduk. Bunlardan biri de sizdiniz. Konuşmamızın gelişatında bir program ortaya çıktı. Ama biz hani programa çıkmak istedik. Yok, sesinizi duyurmak olarak. Tabii tabii, kamuoyuna sesimizi duyurmak anlamında bunları önemsedik. Peki, sesinizi duyurdunuz. Sürem azaldığı için de reklama gidiyorum. Evet Fatma Hanım'la bu süreci konuştuk. 12 Eylül'ü konuştuk. 28 Şubat sürecini de konuştuk. Ki olağanüstü durumdu. Şimdi Fatma Hanım'ı göndereceğim ve Balyoz davasında babası tutuklu olan bir askerin kızını burada ağırlayacağız. Bakalım o neler anlatacak. Aykırı sorularda sorular aykırı, konuklar sahici. Elimizden geldiğince Türkiye'de herkese mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Fatma Hanım, çok teşekkür ederim.